ücretli bir çalışan olarak yani emeğini kiralamış ve ay sonunda o kiranın bedeli maaşını alan bir çalışan olarak ülkemden beklediğim en önemli başlıklardan biri de vergi reformunun hayata geçirilmesiydi. Neredeyse 40 yıldır seslendirilir, bir türlü gerçekleşmez. Servetten ve dahi harcamadan vergi alınamadığı için dolaylı vergilere ve benim gibi işçilere, emekçilerin peşin ücretine yüklenilir. Durum budur. Şimdi kuyumcular tartışılır, avukatlar tartışılır, ünlü doktorlarımız güzel lüks semtlerde, muayenehaneler, taksi plakası sahipleri, 2 milyon lira İstanbul'da bir taksi plakası, 2 bin lira vergi veriyorlar yıllık. Şimdi baktığınızda ve büyük patronlar tabii olan bizim sırtımızda. OECD 2020 yılında yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü işte onlar bir araştırma yapmışlar. Paylaşmaya başlayalım. Şimdi vergi takozu manşetim bu. Bu arada aktüel kameram da var. Hareketli hareketli canlı canlı anlatacağım sizlere. Vergi takozu ne demek? Vergi takozu ücret, maaş, geliriniz çalışarak kazandığınız gelirinizin üzerindeki vergi ve prim yükü. Bunun adına vergi takozu deniyormuş. İnanın ben de bu raporla öğrendim. Şimdi 2020 pandemi yılında 37 OECD ülkesi araştırmasına göre iki çocuğu olan eve tek maaş giren, evin babası çalışıyor, tek maaşlı hanelerde en yüksek vergi Türkiye'de. OECD şampiyonu Türkiye. Şimdi onun oranları var, çarpımları var. Hiç bunlara girmeye gerek yok. Kafanızı karıştırmayayım. Ama gelin şampiyonluğun ikinci alt başlığı. Bekar bir işçinin Türkiye'de ne kadar bürüt, ne kadar net maaş kazanıyor. Bir onu anlatayım fotoğraf. Harika oturacak kafanıza. Efendim bekar birisiniz. Emeğinizle maaşla çalışıyorsunuz. Patrona maliyetiniz 4203 lira. Peki yani asgari ücret üzerinden düşünün lütfen. Net ücret elinize ne geçiyor? İşte asgari ücret orada olduğu gibi duruyor. 2825 lira. Halimiz bu. Aradaki fark ne? 1377 lira. 1377 lira. Neden? Vergi takozu, otokaos bizim ayaklarımıza konmuş. Takılıp takılıp duruyoruz. Aradaki fark bu işte. Peki ne olacak? Koskoca bir holding patronuyla ben aynı paraya 1 litre akaryakıt alıyorum. Çocuğuma sütü koskoca zengin bir altın tüccarıyla aynı fiyat %8 KDV ile alıyorum. Koskoca büyük ünlü insanların kazandığı parayla bendeniz aynı fiyata vergiyle %20'lerde çocuk bezi alıyorum. Şimdi kulağa bunun neresinde problem var diyebilirsiniz. Devlet servetten ve yüksek gelirlinin harcamasından ciddi vergi alamadığı için dolaylı vergilere ve işte bunlara yüklendikçe yükleniyor. İhtiyacımız ne biliyor musunuz? Vergi reformu ama o da bir türlü çıkmıyor.